Faiz her şeyden önce paranın değeridir, bedelidir. Yani tasarruf ettiniz, o tasarrufu bir başkasına ne kadar bir faizle borç vereceksiniz, bir süre sonra ne kadar o size geri ödeyecek. Tabii bu modern dünyada bütün bu süreçler bankalar tarafından ve bankaların bankası Merkez Bankası tarafından idare edilmektedir. Merkez Bankası faiz politikasıyla beraber ekonomideki o tasarruf eğilimini ya da yatırım eğilimini, borç verme, borç alma eğilimini değiştirir ve ekonominin makro dengeleri üzerinde etkili olur. Burada belirleyici konuların başında enflasyon gelir. Yani enflasyon yüksek olduğu dönemlerde merkez bankaları faiz arttırarak insanların tasarrufa yönlenmesi, tüketimlerini azaltması ya da bankaların borç verme maliyetlerinin artmasına ötürü tüketicilerin, yatırımcıların daha yüksek faizle borçlanmalarını sağlar ki o talep bir miktar yavaşlasın ve ekonomide ısınma biraz dursun, enflasyon da düşmeye başlasın, o fiyat istikrarı sağlanabilsin. Ya da enflasyonun düşük olduğu dönemlerde ekonomide bir canlanma için Merkez Bankası da faizi düşürerek bir miktar enflasyondan feragat ederek ekonominin canlanmasına katkı sağlayabilir. Faizi düşürdüğünde işte insanlar tasarruftan ziyade daha fazla tüketime yönelebileceklerdir. Bankalar daha ucuza kredi verebileceklerdir ve o daha ucuza verilen krediler sonucunda tüketim canlanmış olacaktır. Türkiye'de bunun içerisine özellikle küreselleşme ile beraber bir kavramı daha ekleyebiliriz. Yani özellikle gelişmekte olan ülkeler için faiz sizin ülkenize gelen sermaye açısından da önemlidir. Çünkü gelişmiş dünyada faiz oranları düşük olduğu için oradaki sermaye faiz oranları yüksek olan ülkelere gelir ve bu o ülkelere sermaye giriş anlamına gelir. Paranın değeri açısından da önemlidir. Yani Türk lirasının değerinin korunması açısından da önemlidir. Dolayısıyla faiz kararları bir mal ve hizmet piyasalarında özellikle enflasyonla ilgili dengeyi sağlar. İki döviz kurları üzerinde bir denge unsuru haline dönüşmüş olur. Bizim gibi ülkelerde enflasyon yükseldiğinde hem tüketimi frenleyebilmek hem de döviz kurlarını daha fazla artmasını engellemek, ülkeden sermaye çıkışını engellemek için yüksek faiz politikası uygulanır ki dışarıya sermaye çıkmasın, o ülkenin Türk lirasının değeri daha fazla düşmesin ve hem maliyetler daha fazla artmasın hem daha fazla talep artmasın ve enflasyon dengelenebilsin. Ama şu an yapılan işlem, özellikle Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan işlem bunun tam tersi. Yani faiz indirimi yapıyor. Faiz indirimiyle beraber bir Türk lirası değer kaybediyor, maliyetler artıyor. İki, faiz indirimi henüz piyasaya yansımamış olsa da ya da bu şartlarda çok zor yansıyacak olsa da amacı aslında borçlanma maliyetlerini düşürmek hem işletmeler açısından hem de tüketiciler açısından. Dolayısıyla daha fazla talep yaratabilme ihtimaliyle aslında enflasyon tetikleyici bir rol üstlenmiş oluyor. Ama asıl etkisi döviz kurları üzerinden yani finansal piyasalar üzerinden. Elbette orta ve uzun vadede bir büyüme sonucu yaratabilir düşük faiz ortamı ama o enflasyonla beraber ortaya çıktığında yani enflasyonla beraber düşük faiz ortamı maalesef ülkenin tasarruf sahiplerinin kendi para biriminden yabancı para birimlerine daha güvenilir para birimlerine doğru geçmesine neden olur. Çünkü tasarruflarının değerini enflasyona ezdirmek istemezler. Hal böyle olunca kısa ve orta vadede belki bir büyümeyi tetikleyici rol üstlenebilir faiz indirimleri ama orta ve uzun vadede ülke ekonomisindeki başta enflasyon ve döviz kurları olmak üzere tüm dengeleri alt üst ettiği için çok daha büyük hasarlar yaratabilir.